Peki. Alencim, o zaman senin bir şovun var. Evet. 3 dakika ya da en fazla 5 dakikada 3 ayrı tablo yapıyorsun ve Tamam. fırçalarını değiştirmeden yapıyorsun. Bir Şimdi fırçayla. seni yerine alabilir miyiz? Bize Rica bu ederim. sanatı gösterebilir misin? Ve Rica seyircilerimize ben günler önceden de ederim. reklamını yaptım ve herkes çok merak ediyor. Arkadaşlar, Ali'nin bir müziği var, özel bir müzik. Onunla Evet. konsantre oluyor ve bu esnada bizim konuşmamamız gerekiyor. Kendisini yerine alalım ve Rica bize ederim. Ve ayrıca göstersin ilave edeyim, neler yapıyor. tinleri kullanmıyorum. Fırça yakamak yok. Evet. Tek bir fırçayla resimler. Sıralamanız var mı? Mesela önce işte perspektif, önce hacim mi veriyorsunuz, sonra renklendirme mi? Nasıl yapıyorsunuz sıralamanızı? Tabii, eğer ki böyle bir üslup olmasa zaten resim Tabii olmaz. ki. Ve resim, yani sanat, bu sanatın annesi Hani bu kadar kısa realist. sürede nasıl yapıyorsunuz yani? Sırrı ne? Göreceksin. Sırrı böyle. Ben yerleri, yani emeği, yerleri emeğidir. Ve hayatım boyunca, yani her gün hayatım resimle geçti. Matematiksel bir boyutu var tabii bu işin. Tabii muhakkak bir sistematik bir iş var, yani orada bir sistem var. Ve size söyleyeyim, yani bir ressam ayrıca tamamen bir matematik ve yani riyazi hesaplar var. Hesap edeceği bir iş. Böyle şey değil ki herkes gelecek rahatça istediğin şekil. Kesinlikle. Evet. Ben bir çizgi bile çizemem mesela. Öyle bir yeteneğim hiç yoktur yani. Benim var. Benim yok. Yetenekten, yani herkese her yetenek var ama nasıl bu yeteneği Ben de şarkı yönlendirecek? söylüyorum. Evet, her insan ama varmış Evet. resim yeteneği gibi. Onu Çünkü geliştirmesi gerekirmiş. Allah Bende yok herkese, valla. bütün nimet herkese verdi. Ama nasıl eğitim veriyorsun, nasıl terbiye veriyorsun, o önemli. Evet. Yetenek Geliştirmene varsa bağlı. Bol tabii. bol. Tabii. Biz zaten Teknik, teknik, teknik çok önemli. Eğitim çok önemli. Siz ve ayrıca her şey hariç tecrübe. Evet. Ali'nin zaten çok güzel bir kursiyeri var Esenkent'te. Biz Evet. Esenkent'te bir alışveriş merkezi çektik. Birazdan Güzel. VTR'sini göstereceğiz. Orada Ali'nin tablolarını gördük Erbey'cim. İnanılmaz yani. Sanki böyle Sağ gerçekten olsun. çekmişsin resmi. O kadar her şey doğal ki Buradaki böyle. Hani resimden bir denizin dolayı tahmin dalgaları, edebiliyoruz zaten. evler. Rica ederim. İnanılmaz yani. Şimdi Bir de bakalım mercekle görelim. çalışma yeteneğiniz var sizin. Evet, ben de yani detay çalışma, yani realist çok detay gereken bir iş. Yani devamlı detay çalışıyorsunuz. Özellikle sanatsal bir çalışma, muhakkak büyütücüyle çalışma gerekiyor. Çıplak gözden değil. Hatta bakmak bile, yani sanatsal anlamı gelirse büyütücüyle bakmak Evet. gerekiyor. Peki bu resmi Yeterli. bize biraz tanıtabilir misin Aleyencim? Evet. Bu resimdeki konu nedir? Bu resimdeki konu 1854 Nusretiye Camisi Tophane ve bu da Firuze Ağa Camisi. Çok güzel. Evet. Bu toplar iki, Birinci Biliyorsunuz Dünya onu. Savaşı'nda Rusya karşısında kullanmış toplar. Ve özellikle size söyleyeyim, yani bu çalışma perspektif, olağanüstü bir perspektife sahip Evet. ve Derinlik var. dört renk. Gri Özellikle ağırlıklı galiba biraz. Burada yok, kullandığınız gri boya yok. nedir? Dört renk. Yağlı boya mı bu? Hepsi yağlı Yağlı boya. boya. Yağlı boya. Evet. Ya inanılmaz Ben yani camiyi de bu. çok iyi bildiğim için Olağanüstü bir şey bu çok iyi biliyorum gerçekten. ben Nusretiye Tabii Camisi'ni. gerçekten Şimdi burada bu şekilde görünce gerçekten ben de çok severim resim sanatını. İnanılmaz güzel yapmışsınız. Sağ Tebrik olsun. ediyorum yani. Teşekkür ediyorum. Elinize İnanılmaz, çok sağlık. güzel yani. Bu Sağ olsun. hayalden mi yoksa Yok, bakarak? bakarak herhalde Biz yapmışsınız, değil mi? bunları, yani eski siyah beyaz Resimlerde. fotoğraftan, Beyaz elbette fotoğraflar. bunu da söyleyeyim size, o fotoğraflar tam net değil ve biz bunları birkaç antikacı arkadaş ile beraber ve biraz kitap okuma ile, yani araştırma ile bunları, Arşivlerden. tabi arşivlerden, yani mesela bunu çalışırken bu cami belli değildi. Evet. Bir tane sadece burada minare vardı. Bu minareyi nasıl çalışacağım, nedir bu minare? Bilmiyorsunuz. Tamam. 1,5 ay sadece bunun için araştırdım. Çok güzel, Ve yani bunlar, sonuçta bir emek var, bir evet. zaman var. Çok büyük emek var. Ayrıca Kesinlikle. bunlar şahsi fotoğraflar koleksiyonu. Yani bilgisayardan yenilmemiş fotoğraflar. Hiçbir dünyada, Evet. hiçbir yerde olmayan fotoğraflar. Evet. Çok ender fotoğraflar. Ve ben bunlara, yani çok seviyorum bu tarihi. Gerçekten bunlar çok önemli Ne resimler. zaman sunacaksınız bu Bu ülkeyi. koleksiyonu? Hazırlıyor musunuz yani? Şu anda Var mı? yani koleksiyonu hazır ediyoruz. Tabii ki bir koleksiyon için zaman gerekiyor. Yani ne kadar bir zaman belirlediniz? Hani ben şey için soruyorum. Ne zaman göreceğiz merak ettiğim için. birkaç tane şu anda hazır ettik. Yani Evet. bunlar ağır işler. Ağır Evet. resimler. Emek istiyor Bunun biraz. için, yani ben Bu tabloyu ne kadar zamanda yaptınız? onu söylüyordum size. Aşağı
aşağı yukarı her gün çalıştığım için yani 2 ay sürdü. Vay. Ama günde kaç saat çalışmak? Günde 10 saat. Güzel. 13 saat. 10 saat. Bayağı emek. Muhteşem yani gerçekten. 10 saat çalıştım. Çok büyük bir emek var. O resimde bir tanıtabilir misiniz Alem Bey? Bu resimde tamamen kendime ait olan bir enteresan şey. Enteresan bir çalışma bu, evet. Değil mi? Çerçeveyi de eklemişsiniz içine. Tabii. Çok bu güzel. Aynaymış. Ben bir gün bir arkadaşıma gittim. Bir ayna gördüm, hoşuma gitti ama aninde bizi bir tabii. Beynimizden peki, bir şey konu geçti. Bu şey çok mi? Ahşap mı bu? Nedir bu? Özel bir polyester. Polyester. Evet, özel bir polyester. Aynayı çıkardık. Ortaköy burası. Evet, eski Ortaköy. Bu tahtayı şeyden kestik. Oval tuval yok. Bu yüzden tahtayı kestik. Üzerinde tuval yapıştırdık. Sonra monte ettik. Çok ondan güzel. Sonra bu çok zor bir çalışma. Çünkü devamlı şövalyeden kayıyor. Evet. Yani çalışma zor. Kesinlikle. Bitinden sonra bir daha üst ve altına da çalışacaksınız ki. Çünkü yer nefis şey ya. Peki Alencim, senin bir de çuvalla ilgili bir çalışman var. Ben onu evet. gördüm ve inanılmaz etkilendim. Evet. Çuvalı böyle, yani çuvala resim yapmış ve çok ilginç bir şey ortaya çıkmış. Tabii. Yani. O da mı böyle şey? Aynı. Yağlı boya çalışması. Bütün onu da ileriki programlarımızda göreceğiz inşallah. Ederim. Şimdi sana ulaşmak isteyen insanlar için adresini verebilir misin? İnternet adresini. Paint Alen. www.paintalan.com'dan Alen'e ulaşabilirsiniz. Resim dersi almak isterseniz Alen'le kontağa geçebilirsiniz. Zaten bizim programımızın sonunda Alen'in adresi ve telefon numaraları da geçiyor. Oradan alabilirsiniz. Alen'cim seni yerine alalım o zaman. Bize güzel bir şov göstereceksin şimdi. Arkadaşlar müziği gönderelim lütfen. En fazla 5 dakika Rica. İçerisinde evet sessiz tabii durmamız gerekiyor. Konsantrasyonunu bozmayalım. Alen şimdi bize 3 ayrı tablo yapacak. Şahane, gerçekten harika yani büyük beğeniyle izledik değil mi? Gerçekten muhteşem. Çizmeler, perspektif, derinlik, İnanılmaz renkler güzel, ve gerçekten. Çok çabuk yaptınız. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Tebrikler. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Harika. Çok sağ olun. Şu anda ikinci resmi de başlıyoruz. Dikkat ederseniz fırça yıkamak olmadı. Evet. Tek bir fırçayla ve büyük bir fırçayla. Şu anda bir sürrealist bir resim yapacağım. Evet. Elbette bu İstanbul biraz daha bu güneş batımı. Zor. Evet, güneş batımı. Kendime Üsküdar ait. Üsküdar galiba değil mi? Üsküdar ait. Kız Kulesi. Kız Kulesi. Evet, Kız Kulesi. Çok güzel. Eski. Çok güzel. Bizim Erbil'i böyle ağzımız açık kaldı. Böyle izliyoruz. Şu anda ben ikinci resime başlayacağım. Tamam. Tamamen sürrealist, kendime ait olan bir resim. Evet, şimdi reklamlarımız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı bir telefonumuz öyle var. Mi? Uğur bakalım Bey telefonda. Kimmiş? Uğur Bey telefonda. Alo. 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 Uğur Bey. Alo. Efendim. Uğur Bey, merhaba. Merhaba Şebnem Hanım. Merhabalar Uğur Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz de nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Merhaba. Nereden arıyorsunuz? Konya Binbir Gece. Aa merhaba, nasılsınız? İyiyim, sarışın. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim efendim. Binbir Gece'nin müdürü kendisi. Çok güzel. Konya'dan arıyor bizi. Hoş geldiniz programımıza. Nasıl görünüyoruz Konya'dan Uğur Bey? Vallahi gayet çok iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Var mı bizden bir isteğiniz? Vallahi sarışın biliyor zaten isteklerinizi. Ne diyor? Pardon, anlayamadık. Alo. Şebnem Hanım biliyor zaten isteğinizi. Ha Şebnem Hanım biliyormuş. Öyle mi? Nedir o? Kendinize bir şarkı armağan edebiliriz de. Tamam, tamam. O zaman Erbey'den bundan sonraki parçada Konya'ya gitsin mi Erbey? Gitsin. Tamam. Senin parçan Konya'ya gitsin. Teşekkür ederiz. Görüşmek ümidiyle. Hoşça teşekkürler. SMS'ler de geliyor. Adıyaman'dan Bülent. Çok güzelsiniz demiş. Şarkı istiyorum sadece size gelsin. Öpücük istiyorum demiş. Ama hep öpücük yollayamayız değil mi yani? Kesinlikle. Sen yolla bu sefer de öpücük. Tamam ben gönderiyorum. Öpüyorum sizi. Evet. Şimdi Şebnemciğim Ali'nin diğer iki tane resmi var bize göstermek istediği. Tamam. Hani dedik ya 5 dakikada 3 tablo. Numaramızı mı hatırlatmayalım bir 3411'e? Evet. SMS numaramızı bize mesaj göndermek isteyenler 3411'e Naide yazıp boşluk bırakıp SMS'lerini gönderebilirler. Aynı şekilde Sebnem yazıp boşluk bırakıp SMS'lerini gönderebilirler. 3411'e yolluyorsunuz. Evet. Bu arada gözlük ya da lens ya da güneş gözlüğü, numaralı gözlük kazanmak isteyenler de ya da senin hediyelerini kazanmak isteyenler de 3411'e bize mesaj yolluyorlar. Evet, şimdi arkadaşlar tekrar aynı müziği alalım.
Alem bize iki tane tablo var, onları da gösterecek. Daha sonra Türkiye'de hiç yapılmamış kadife üzerine bir portre çizecek. Atatürk'ün portresi ve bu çizeceği portreyi biz değerli patronumuz İbrahim Tatlıses'e armağan edeceğiz. Kendisi eğer buralardaysa, bizi duyuyorsa programımıza gelip şöyle bir bizim gönlümüzde hoş etse çok güzel olur yani. Evet Alenciğim. Çok güzel. Bu da güzel. Çok teşekkür ederiz. Bu da değişik bir şey oldu. Sağlık. Biz yapmaya kalksak bir iki günde falan. Üç günde yapamayız yani. Ben yapamam yani. Ya gerçi benim kara kalemim iyidir ama yine de. Alen'in resmi ben daha bir hani daha çok sevdim şimdi. Valla çok güzel. Ben ve en kısa zamanda Alen'e ders almaya gidelim mi Erbeyciğim? Benim zamanım yok ama ben dersi değil ama bir tane portre almak istiyorum. Çünkü benim evde bir tane duvarım boş. Bir buçuk yıldır oraya bir tane resim beğenemedim. Alen'in resimlerini kesinlikle çok beğeneceksin. Alen'in resimlerini görmek istiyorum. Bakacağım oradan bir resim beğeneceğim kendime inşallah. İnşallah. Zaten bundan sonra en zor çalışmayı yapacak bize. Atatürk portresi mi olacak şimdi? Evet. Ve kadife üzerine. Onu çok merak ediyorum işte. Kadife üzerine yapacak. Yani bu çalışma hiç yapılmayan bir çalışmaymış. Neden zor mu Alen Bey bu çalışma kadife üzerine? Tüy olduğu için tuval değil ki. Tüy olduğu için çok zor oluyor. O zaman hazırlık yapana kadar Erbey'den bir canlı performans alalım mı? Evet. Tabii alalım. Ne okuyacaksın bize? Çok güzel bir şarkım var. Şarkımızın nakaratın sözleri şöyle. Allah belanı versin demem, hak edene zaten verir. Bela okunmaz dedi annem, döner dolaşır geri gelir. Gerçekten öyle abi. Hak edenlere versin yani. Seyfi Bey galiba. Evet. Çok seviyormuş seni. Benim kuzenim. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyen... Seyfi'ye ben de selam gönderiyorum. O da sen de tanıyorsun. Evet. Tabii buradan Eylül'üme, Nuray'ıma, Kerem'ime de selamlar gönderiyorum. Evet. Ondan sonra bizi izleyen bir sürü dostlarımız var. Haberleri var bugün. Ben de anneme babama selam gönderiyorum. Geçen hafta göndermediğim için evde var ya Feryat Figan yani. Ya o zaman ben de annemi ve babamı elinden öpüyorum. Tüm sevdiklerimi öpüyorum. O zaman anneciğim, bütün annelerin babalarının ellerinden öpelim yani. Evet. Hadi bakalım. Hiçbir şey olmasın. Belasını versin kötü insanların, değil mi? Yani biliyorsun. Öyle şarkılar yapıldı bu ülkede. Evet. Biz de o şarkıya bu cevabı yaptık. Ama haksız yere bela okusan dönüp dolaşıp bulur da. Tabii. Ama bir de hak edenler var değil mi? Olsun. Bela okumayacak. Hak edenlere göndereceksin belayı. Yok, ben gönderiyorum hak edenlere. Döner dolaşır sana gelir. Ya bir de öyle bir durum var. Evet şimdi Alen'in evet, üçüncü hazırız resmi. Herhalde. Bitti mi? Üçüncü resmi. Böyle bir enerji verelim dedik. Alalım Alen arkadaşlar tekrar. Haydi bakalım. Tamam. Çok merak ediyorum bu tabloyu ben. Bu farklı bir çalışma. Tebrik ederiz Alev'in. Bak bak şöyle. Muhteşemdi. Bu çok güzel. Modern bir çalışma. Ha, gül. Bunlar gül değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. Modern bir çalışma. Evet. Sürrealist. Elinize sağlık. Evet çok güzel. Elinize sağlık. Sürekli modern bir resim. Evet. Çok harika, bunlar... muhteşem. O zaman siz diğer çalışmanıza başlarken bizim güzel de kısa bir VTR'miz var. Ben de bu programın nasıl geçtiğini gerçekten anlayamadım. Dolu dolu ve çok güzel bir programdı. Erbe'ye ve Elena çok teşekkür ederiz. Ederiz. Tekrar teşekkür ağırlayacağız ederiz. Kendilerini. Ben de tekrar etmek istiyorum. Bana ulaşmak isterseniz menajerlik numaram 0535-260-3360. Haftaya tekrar sizinle buluşacağız. Canlı, kıpır kıpır yepyeni konuklarımızla. Şimdilik Alasmadık. Alasmadık. Hoşçakalın.